Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Podcast kanalına hoş geldiniz. İlk yayın konuğumuz T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar. Kendisiyle milli teknoloji hamlesi hakkında sohbet edeceğiz. Haluk Bey, podcastimize hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Büşra. Sağ olasın. Ben de sizinle bu podcast'te buluşuyoruz. Benim için de bir yenilik. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Bugünkü konumuz olan milli teknoloji hamlesi ile başlayalım isterseniz. Milli teknoloji hamlesi nedir? Evet, yani aslında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak ben de aynı zamanda hem kendi iş hayatımda yürüttüğüm faaliyetlerde de ülkemizin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi yolunda çalışıyoruz. Milli teknoloji hamlesi aslında çok kısaca ülkemizin katma değeri yüksek ürünler üretmesi, stratejik bağımsızlığımız açısından kritik teknolojilerde kazanımlar elde etmesi, katma değeri yüksek, ülkemizin insanının böylesine yenilikçi teknolojik alanlarda kendini geliştirmesi gibi aslında Türkiye'nin üretim ve teknoloji hayatında ülkenin kendi stratejisinin adı. Dünyada her ülke bugün halihazırda yıkıcı teknolojiler dünyayı çok hızlı bir şekilde dönüştürüyor ve her ülke kendi teknolojik gelişimine ilişkin bir strateji ortaya atıyor. İşte Almanlar buna Endüstri 4.0 diyor. Japonlar buna işte Toplum 5.0 diyor. İşte İngilizler farklı bir ad buluyor. Amerikalılar farklı bir ad buluyor. Aslında Türkiye'nin kendi önceliklerini ortaya koyduğu, geleceğe yönelik stratejilerini ortaya koyduğu ve vizyonunu ortaya koyduğu ve tüm sektörleri, tüm alanları kapsayan stratejinin adı aslında Milli Teknoloji Hamlesi. Bir anlamda da dünyada biliyorsunuz, dünyada teknoloji tekelleri gelişiyor. Belli firmalar çok büyük şekilde öne çıkıyor. Teknolojinin baktığınız zaman belli ellerde toplandığını görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında bir anlamda da Milli Teknoloji Hamlesi bu tekelleşmeye de bir itiraz. Bilimin, teknolojinin ve refahın sadece birkaç ülke veya şirketin elinde asimetrik şekilde toplanması değil. Ve bu böylesine bir belli ellerde bu işlerin toplanması aslında dünya için bir tehdit. Dolayısıyla aslında bizim buna karşı çözüm üreten bir stratejinin adı aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi. Yani kısaca ifade etmek gerekirse böyle söyleyebiliriz. T3 Vakfı'nda yönetim kurulu başkanlığı yapıyorsunuz. Az önce bahsettiğiniz bu tekerleğe karşı çıkmak konusunda büyük bir hamle aslında. T3 Vakfı'nın mottosu, misyonu teknoloji üreten bir Türkiye. Teknoloji üreten bir Türkiye deyince aklımıza ne gelmeli? İşte tabii dünyaya baktığımız zaman teknoloji alanında birçok alanda yani savunma sektöründen veya sağlık, enerji alanına teknolojinin katma değerli ürünler geliştirmede çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim de ülke olarak geleceğe yönelik tam bağımsız bir şekilde hayatımızı idame etmemizin, ülkemizin kendine olan özgüveninin, geleceğimize dair umutlarımızın, ortak başarılarımızın en önemli yolunun biz milli teknoloji hamlesinden geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim her alanda başarı elde etmemizin ancak ve ancak eğitimden sanayinin tüm kollarına kadar katma değeri yüksek ürünlerde ve teknolojilerde kendi kendimize yetecek şekilde bu sistemi, altyapıyı, hizmet ve ürünlerle oturtmamızdan geçiyor. Dolayısıyla milli teknoloji hamlesi aslında hayatımızın her alanına, ülkemizin güvenliğine, geleceğine, refahına, huzuruna hizmet eden bir konu aslında. Aslında yola çıktığınız bu misyon, milli teknoloji hamlesi, ülke geneline mal olmuş bir misyon oldu. Bu hamlenin başlamasını ne tetikledi acaba? Bunun ilk yapı taşı neydi? Tabii yani bizim özellikle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bu vizyonla ortaya çıktı ve bunu tetikleyen şuydu aslında. İşte biz biliyorsun son 20 yıldır ülkemizin bağımsız bir şekilde dünyadaki en ileri teknolojik seviyeye ulaşabilecek insansız hava araçları gibi havacılık teknolojisinde paradigma dönüşümünü ifade eden bir alanda faaliyetlerimiz vardı. Biz kendi çapımızda, kendi imkanlarımızda bu alanda faaliyet gösteriyorduk. Ancak biz yıllar boyu yaşadığımız tecrübeler, yaşanmış olaylar ve elde ettiğimiz sonuçlar ve o sürece baktığımız zaman şunu fark ettik Büşra. Ya dedik ki herkes kendi alanında bir şeyler yapıyor bu ülkede ama bizim bunları kolektif olarak ancak tüm topluma yayabilirsek, tüm toplumun bu işlere sahip çıkmasını sağlayabilirsek, bu heyecanı herkesi
dahil edebilirsek ancak başarılı sonuçlar elde edebileceğimizi gördük. Yani bu aslında bir anlamda bir kültürel bir dönüşüm. Böylesine ülkemizin kazanımlarına tüm vatandaşlarımızın sahip çıkması, onların herkesin bu işe el atması, bu işin heyecanını duyması, bu iş için koşturması, yani bu illa işin teknik tarafında, mutfak tarafında o işi geliştiren teknoloji geliştiricileri değil, buna destek veren gönüllüleriyle, ona sahip çıkılmasıyla bu işin aslında bir anlamda yayılması lazım. Ve bu yayılmayı da ancak biz işte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı gibi bir vakıf kurarak o vakfın altında bu idealleri gerçekleştirebileceğimizi değerlendirdik. Ve bu amaçla da işte 2017 yılında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kurduk. Ve iyi ki kurmuşuz ve o yıl o ilk kurulduğundan bu yana da çok hızlı bir ivmeyle bu anlamda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ve şunu görüyoruz, toplumumuz, milletimiz, insanımız bu konulara çok açık, bu konuları çok sahipleniyor. Bu gerçekten çok önemli bir kazanım. Yani biz ne kadar yaptığımız tüm faaliyetlerde, yani Teknofest'inden Deneyap Teknoloji Atölyelerine, bilim merkezlerine kadar biz şunu gördük ki biz bu alanda ülkemizde bir adım atarsak milletimiz kat be kat fazla adımla bu işlere sahip çıkıyor. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Bu da bize bir heyecan ve motivasyon veriyor. Ve biz de bu motivasyon ve bu heyecanla açıkçası tüm vakıf gönüllülerimiz, görevlilerimiz, kurucularımız hepsi bu anlayışla buna sahip çıkıyor ve bu motivasyonla da devam ediyoruz. Aslında teknoloji üretiminin bir yerde mutfağındasınız. 20 yıllık bir süreçten bahsettiniz bu İHA üretiminde. Milli teknoloji hamlesinden önceki döneme bakarsak ülkemizdeki gelişmelere ne gibi katkısı oldu? Bunların önünü açtı mı? Evet, yani kesinlikle gerçekten özellikle öz yeterlilik anlamında olsun, işte ülkenin belli alanlarda öne çıkan başarı örnekleri, işte savunma sanayi bu anlamda gerçekten nişanesi gibi bu işin çok öne çıktı. Ama aslında birçok farklı sektörde Türkiye'de çok başarılı örnekler var. İşte görüyoruz, işte oyun sektöründe var, sağlık sektöründe var, işte finans tarafında var. Çok farklı alanlarda da çok ciddi başarı örnekleri var. Bir anlamda ülke kendi kabiliyetlerimizle, kendi insanımızla çok ciddi başarı örnekleri var. Bunlar da aslında bu konunun ne kadar da kendi insanımıza güvenirsek neler yapabileceğinin de önemli bir ispatı oluyor. Gerçekten özellikle son 20 yılda ciddi bir şuur gelişti. Tabii bunu belki istismar eden de çıkabilir. Yani millilik kavramı bizim işte kendi insanımızın kendi yazılımını geliştirmesi, kendi teknolojisini geliştirmesi, bağımsız bir şekilde bunu yapabilmemiz, bağımlı olmadan, başkalarına bağımlı olmadan kendimize yetecek şekilde altyapılarımızı mobilize etmemiz, onu kullanmamız, bunların önemi gerçekten kavrandı. Tabii savunma sanayi burada çok öne çıkıyor. Savunma sektöründe sonuçta güvenlik olduğu için, ülkenin bekasına yönelik bir konu olduğu için tabii savunma sanayinde millilik kavramı daha da öne çıkıyor. Ve başarılı sonuçlar oldukça da buna milletimiz de sahip çıkıyor. Ben açıkçası milli teknoloji hamlesi bu kavramın, bu kavramla birlikte oluşan birçok farklı parametrenin artık milletçe sahiplenildiğini düşünüyorum. Bu da çok önemli bir kazanım. Ve tabii ki bunu sürdürülebilir kılmak, bunun devam etmesi çok önemli. Çünkü bu bütün millet için yapılan bir iş. Bu milletin geleceği için olan bir iş. Bu anlamda çok ciddi bir farkındalık var. Bu farkındalığın ülkenin kaynaklarının yurt içi kurumlara dağıtılması, yurt içi firmalara, girişimlere, girişimcilere verilmesi yönü de var. Bu anlamda da çok ciddi özellikle kazanımlar var. Yani belli katma değeri yüksek ürünlerde bir şeyi hazır alıp kaynakların yurt dışına gitmesindense onun yurt içinde değerlendirilmesi hem insan kaynağının gelişimine hizmet ediyor hem ülkedeki altyapının gelişimine hizmet ediyor. Yani çok basit bir örnek vermek gerekirse mesela Teknofest'te gördük. İşte orada Havacılık ve Teknoloji Festivali, orada savunma sanayideki başarı örnekleri var. Türkiye son 20 yılda bu alanda bir adım attı. Onun başarı örnekleri orada sergilendi. Bütün millette milyonlar oraya aktı ve o insanlar onları gözlemledi. Oradan ilhamlar aldı ve herkes hayal etti. Yani o gençler onları gören, orada bir uçağa dokunan, helikoptere dokunan bir genç hayal etmeye başladı. Binlerce, on binlerce takım geldi, projelerini sundu. Bütün bunlar aslında bu süreçlerin birbirini desteklemesiyle yürüyen süreçler bir anlamda. Özellikle işte özgüvenin oluşması,
ve gençlerimizin bu alanda kendini geliştirmesine yönelik de çok ciddi bir ekosistemin oluşmasına da destek verdi açıkçası. Teknofest gerçekten çok farklı bir atmosfer. Ülkemizde üretilen ileri seviye teknolojileri orada görebilmek, dokunabilmek, onları üreten insanlarla konuşabilmek ya da yeni bir şeyler üreten yarışmacıları görmek insana gerçekten çok gurur veren bir olay. Burada az önce bahsettiğiniz aslında sanki sadece savunma sanayiinde biz milli teknoloji hamlesinde ilerliyormuşuz gibi algılıyor bazı insanlar. Fakat farklı alanlarda da örneklerin olduğunu söylediniz. Bunlardan aklınıza gelen böyle spesifik örnekler var mı acaba? Kesinlikle Büşra, yani bu işi savunma sanayine odaklamak çok büyük bir yanlış olur. Zaten mesela bir Teknofest'te de biz bunu görüyoruz veya Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerde de bu var. Sonuçta bunların hepsinin, tüm bu teknolojilerin, savunma olsun, farklı bir sektör olsun, hepsinin temel yapı taşları var. Hepsinin altında temel bilimler var. Temel bilimlerin üzerinde belli teknolojik yetkinlikler var. Siz bu yetkinliklere sahip olduğunuz zaman artık sektörel olarak, yani sektörleri dikey olarak düşünelim, bu işin yatayında da bu yetkinlikler ve bu kabiliyetler var. Dolayısıyla burada herhangi bir sektöre bu işi endekslemek çok büyük bir hata olur. Dolayısıyla burada tabii ki birçok başarı örneği var. Yani özellikle mesela yaşadığımız pandemi sürecinde biliyorsun, o dönemlerde, ilk dönemlerinde bu yoğun bakım ventilatör cihazları dünyada çok aranır hale geldi. Ülkeler birbirlerine bu cihazları paylaşmıyordu. Çok ciddi bir talep olduğu için herkes kendine bunları sakladı ve o süreçte Biosis isimli girişimci bir firma, Baykar, Arçelik, Aselsan bir araya geldi ve yoğun bakım ventilatör cihazını bir ay gibi bir sürede, ki çok ileri teknoloji bir cihaz, geliştirdik. Herkes, mühendislerin bu işe atadığı, bağış yaptığı, yani adeta bir seferberlik ruhu içerisinde bir ay gibi bir sürede biz öylesine ileri teknolojik bir aleti başarıyla geliştirdik. Seri imalata sokuldu, binlercesi üretildi ve Türkiye bu cihazlara muhtaç ülkelere yardım olarak bu cihazları bağışladı. Bu çok basit gibi görünen ama çok önemli bir kazanım, çok güzel bir başarı örneği oldu. Ben aynı zamanda bizim Saha İstanbul, Türkiye'nin en büyük sanayi kümelemesi, orada da biz bir seferberlik ilan ettik. 47 farklı ürün geliştirildi sağlık sektörüne yönelik. Bizim saha aslında savunma havacılık uzay kümelenmesi, tamamen o da savunma havacılık uzay ama biz pandemi sürecinde sağlık teknolojilerine odaklandık ve 47 farklı konuda o ilan ettiğimiz seferberlikle ürün geliştirilmiş oldu. Dolayısıyla aslında bu sektörlerin ve bu teknolojik kabiliyetlerin, altyapıların sektörü yok. Her sektöre hitap ediyor. Yani sizin herhangi bir yaşadığınız probleme kendi insanınızla, kendi yeteneklerinizle, kendi altyapınızla çözüm geliştirme imkanı veriyor. Bu anlamda da bu çok güzel bir aslında kazanımlar beraberinde getiriyor. Az önce sürdürülebilirlikten bahsetmiştiniz. Bir işe başlamak kolay değil tabii ama sürdürülebilir olması çok önemli. Bunu sağlarken nitelikli insanlara ihtiyaç duyuluyor. Aslında T3 Vakfı'ndaki projelerde gerek eğitim gerekse girişim tarafında insan yetiştiriyorsunuz. Bu projeleri biraz anlatabilir misiniz? İlk hedefimiz ülkemizin insanını, gençlerini, herkesin aynı imkanları yok. Ya biz istiyoruz ki ülkemizin her genci hayal ettiği fikirlerini gerçeklerle buluşturabilsin, onları imal edilebilir veya servis edebilir hale gelsin, bu imkanlara sahip olsun. T3 Vakfı'nın da bu anlamda insanımızın gelişimine yönelik birçok faaliyeti var. Yani ve bunların her biri de çok hızlı bir şekilde. Yani biz ne hedef koyduysak, 2017 Ocak ayında vakıf kuruldu ve o zaman ne hedef koyduysak, İşte biz 2023 yılı için koymuştuk o hedefleri ama biz çok daha hızlı bir şekilde, işte o milletimizin teveccühüyle o hedefler kazanılmış oldu. Geleceğin Teknoloji Yıldızları programı altında DeneyUp teknoloji atölyelerimiz var. Bu atölyeler hali hazırda ilk biz İstanbul'da başlamıştık. İşte 15 civarı DeneyUp teknoloji atölyesi kurduk ve burada bursiyerlerimiz ders vermek suretiyle 36 ay boyunca oraya katılan öğrencilerimize bilabedel 11 farklı branşta eğitimler. İşte robotikten kodlamaya, elektronikten yapay zekaya. Daha sonra bu DeneyUp teknoloji atölyeleri projesi o kadar başarılı oldu ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve TÜBİTAK bir araya gelerek bunu tüm Türkiye'ye yayma kararı aldı. Biz de sahip olduğumuz tecrübeleri aktarmak adına paydaş olarak katıldık ve 81 ilimizde 100 DeneyUp projesi başladı.
Halihazırda 30 ilimizde deney yap teknoloji atölyeleri kuruldu. Bu sene de 27 ilde daha deney yap teknoloji atölyesi kurulacak. İstiyoruz ki Anadolu'nun her bir bucağına, halihazırda Hakkari'de Edirne'ye var ama her bir ilimizde bunu gerçekleştireceğiz. Bir yandan milli teknoloji burs programlarımız var. Bursiyerlerimiz var, işte gönüllülerimiz var. Bursiyerlerimizde yürütmekte olduğumuz birçok farklı faaliyet var, eğitim faaliyeti var. Aynı zamanda bursiyerlerimiz deney yap teknoloji atölyelerinde olsun, farklı yerlerde gençlere eğitim vermek suretiyle vakfın faaliyetlerine katkı sunuyor. Bir yandan bilim merkezleri projemiz var. Halihazırda 7 adet merkez var. İlki biliyorsun Bilim Üsküdar, daha sonrasında Bilim Fatih, Bilim Beyoğlu, işte Bilim Gaziantep, Bilim Erzurum, 7 farklı bilim merkezi var. Bilim merkezleri de böyle on binlerce gencimize hizmet ediyor. Bugüne kadar 100 bin genç burada dersler aldı. Farklı alanlarda, atölyelerde, workshoplara katıldı. Tasarım atölyesi, matematik atölyesi, doğa bilimleri atölyesi gibi atölyelerde. Bir yandan T3 girişim faaliyetlerimiz var. Burada girişimcilerin yetiştirilmesine yönelik birçok etkinlik var. Teknofest zaten Türkiye'nin bildiği en büyük organizasyonlardan bir tanesi. On binlerce takımın yarıştığı, artık 100 binlerce yarışmacının katılım gösterdiği bir etkinlik. Dünya çapında dünyanın en büyük teknoloji festivali oldu ve bunların tamamı bizim insanımızın yetiştirilmesine, erken yaşta bu alanlarda farkındalık oluşturması, özgüvenin sağlanması, kendi ülkesine ve geleceğine inanması, katma değerli teknolojiler geliştirmesi, takım halinde sosyalleşerek farklı projelerde yer alması gibi aslında çok fazla şeyi tetikliyor. Sen de bizim bursiyerimizsin. Belki evet. Sen de kısaca konuda ifade edebilirsin düşüncelerini aslında. Çok fazla gerçekten şeyi tetikliyor. Yani bütün bu faaliyetler de insanımızın gelişmesine yönelik faaliyetler. Yani biz en büyük kıymetimiz insan. İnsanımızın gelişmesi bu alanda en önemli unsur. Biz T3 Vakfı olarak da tamamen insanımızın ve gençlerimizin, çocuklarımızın bu gelişimine yönelik aslında faaliyetler yürütüyoruz. Burs programı aslında sadece maddi bir program değil. Aynı zamanda kendimize bir şeyler katarken ülkemiz için de bir şeyler yapabilme fırsatı sunulan bir program bizler için. Çok güzel ve kendimizi geliştirebildiğimiz bir program. Az önce bizler için belirlediğiniz hedefler, sizin çok genç yaşlarda çalışmaya başladığınız ve hala motivasyonunuzu kaybetmeden çalışmaya devam ettiğiniz hedefler. Bu motivasyonun devamlılığını sağlamak için neler yapıyorsunuz ya da biz gençlere neler önerirsiniz? Yani açıkçası sosyal sorumluluk projeleri çok önemli. Yani herkes kendi adına, kendisi için çalışabilir ama geriye dönüp baktığında ben ülkem için ne yaptım, milletim için ne yaptım dediği zaman böyle gurur duyacağı, mutluluk duyacağı işler içerisinde yer almasının ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden T3 Vakfı gibi bir vakıf bünyesinde yer almak gerçekten ve o vakfın işte gönüllüleriyle, bursiyerle, tüm insanlarıyla hep birlikte çok böyle pozitif bir atmosfer içerisinde bu faaliyetleri içerisinde yer almak, onların sonuçlarını görmek, işte takımlara destek olmak veya o proje yarışmalarındaki o gençlerin heyecanını görmek benim hayatta en büyük mutluluk duyduğum ve geriye dönüp baktığımda da benim için hoş bir sada olacak hususlar bunlar. O yüzden tamamen kendini iş hayatına adamış bir insan olarak değil de böyle sosyal sorumluluklar içerisinde yer almayı açıkçası çok önemsiyorum. Ve tüm genç arkadaşlara da böylesine güzel ülkesine, dünyaya, insanlığa katkı sunacak sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının ben çok tavsiye ediyorum açıkçası. Bu amaçlarla çıktığımız yolda girişim geliştirmek istiyoruz diyelim. Bazen girişimcilerin motivasyonunu düşüren şeyler oluyor. Ülkesi için, milli teknoloji hamlesi için güzel bir iş yapmak istiyor fakat motivasyonunu bazı şeyler düşürüyor. Bunları engellemek için neler yapabiliriz? Nasıl baş edebiliriz bu zorluklarla? Evet, yani bütün bu vizyonu gerçekleştirebilmek için ya bir şeyi yapmak kolay bir iş değil. Sonuçta girişimci dediğiniz şey bir şeyi hayal eden, onu gerçeğe kavuşturmaya çalışan, devamlı onun peşinde koşan, onun rüyasını gören farklı bir insan tipi. Dolayısıyla ve onu yapmak kolay değil ama onu engellemek, onun önüne set çekmek çok basit bir şey. Dolayısıyla bizim bu atmosferi destekleyecek yapıları kurmamız, onların yaşadıkları süreçte onlara destek olacak altyapıları kurmamız, süreçleri ortaya koymamız, bu organizasyonları yapmamızın ben çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Kendi şahsi hayatımda işte insan savarış teknolojisinde 20 yıllık bir geçmişimiz var. Ve bu alanda o işin olmamasına yönelik o kadar çok farklı şeylerle karşılaştık ki. Ama bizleri ayakta tutan, yani bugün biz varsak
bu noktalara eriştiysek ve hala o motivasyonumuzu koruyabiliyorsak, onlardan örnek alarak başkalarının da bunları yaşamaması adına, onlara olumlu yönde destek verme adına aslında bütün bu faaliyetlerin, bu ortaya koyduğumuz işte vakıf olsun, işte diğer konular olsun, hepsinin amacı aslında bu. Yani bu ekosistemi besleyebilmek, bu engelleri aşabilmek, aşmalarını sağlayabilmek, aşmalarına katkıda en azından bulunabilmek. Tabii ki sonucunda bir girişimci kendi başarısıyla bunları gerçekleştiriyor ama onun etrafındaki tüm bu kanalları da, doğal kanalların da açık olmasını sağlamak ve bunun için de bu alandaki tecrübeli insanların tecrübelerini diğerlerine aktarması. Yani biz bunu hep sağlamaya çalışıyoruz. İşte proje Teknofest'te birincilik ödülü almış bir takım veya yurt dışında bir projede derece yapmış üniversite takımları, ne yapıyoruz? Diyoruz ki gel deney yap da lise öğrencilerine, ortaokul öğrencilerine tecrübelerini paylaş. Neler yaşadın? Hangi zorluklar yaşadın? Bunu nasıl aştın? Bunları anlat. Bu paylaşımları yapmak çok değerli ve onların o başarıları görüp gençlerin onu örnek alması, onları dinlemesi ve kendilerinin de yaptığı projeleri de ona göre planlaması. Ben bunların çok önemli olduğunu değerlendiriyorum açıkçası. Olumlu bir şekilde bu atmosferi biz oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bunu başaracağız, başarmak da zorundayız. Birçok ülkede başarı örneği var. Biz bu başarı örneklerini daha da gündeme taşımamız lazım. Bunlara sahip çıkmamız lazım ve bunu sürdürülebilir hale getirmemiz lazım diye değerlendiriyorum. Bundan 20 yıl öncesinde de bu işteydiniz ve Milli Teknoloji Hamlesi'nden önceki dönemlere de hakimsiniz. Bu dönemlerde, Milli Teknoloji Hamlesi'nden önceki dönemlerle şu anki zamanı kıyasladığımızda çok büyük farklar var. Artık insanlar daha bilinçli, üretmeye daha meyilli, dediğiniz gibi Teknofest'e katılmak için uğraşıyorlar, yarışmalara katılıyorlar. Ülkesi için bir şeyler yapmaya çalışan çok fazla insan var artık ve bu yaş sınırı gittikçe düşmeye başladı. Daha çok küçükken artık bir şeyler için uğraşıyorlar. Peki bundan 10 yıl sonra nasıl bir Türkiye göreceğiz? Milli Teknoloji Hamlesi ne gibi etkilere sebep olacak ülkemizde? Ülkemizin tam bağımsızlığının teminatı bu işler. Özgüvenimiz bu. Geleceğe dair ortak umudumuz bu ve ortak başarılarımızın adı aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi. Yani bilgiyi üretmede dünyada günden güne daha iyi bir yerde olmamızın, küresel sorunlara esaslı çözümler sunabilmemizin ve insanlığı yeniden medeniyet değerleriyle de buluşturabilmemizin bir yolu aslında aynı zamanda. Biz kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin diyen bir medeniyetin çocuklarıyız veya ırmağın kenarındaki suyu dahi israf etmeyin veya ilk emri oku olan bir medeniyetin çocuklarıyız. Dolayısıyla bizim bu küresel sorunlara da bir çözüm üretmemiz ancak bizim bu alanlarda çok ciddi yetkinlik kazanmamız, kendimizi eğitmemiz, başarılı hizmet ve ürünlerle ortaya çıkmamız da gerçekleşebileceğini değerlendiriyorum. Ve bu anlamda da bunun gerçekleşmesi için de ne yapmamız gerekiyorsa da yapmaya çalışıyoruz. Açıkçası Milli Teknoloji Hamlesi bizim dünyanın daha adaletli ve merhametli olması için ortaya koyduğumuz çabalar bir anlamda aslında. Bizler, herkes kendi çapında, kendi imkanlarıyla bir şey yapıyor ve bunu topyekün hep birlikte de uğurda çalışırsak daha refah içerisinde, daha paylaşımın adaletli olduğu, servet dağılımının daha adaletli olduğu, işte yardıma muhtaç ülkelere, insanlığa ulaşabilmemizin de ancak bu yolla olacağını düşünüyorum açıkçası Büşra. Birçok önemli kurumda, önemli pozisyonlarda görev alıyorsunuz. Konuşmamızı bu şekilde toparlayalım. T3 Vakfı ve Saha İstanbul'dan bahsettiniz, orada yaptığınız projelerden bahsettiniz aslında ama TÜBİTAK'ta ve Baykar'da da önemli pozisyonlarda görev alıyorsunuz. Bu kurumlarda Milli Teknoloji Hamlesi adı altında nasıl işler düzenleniyor? Ülke katma değeri için neler katılıyor? Ben aynı zamanda işte bahsettiğim gibi Saha İstanbul Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi. Oranın yönetim kurulu başkanıyım. Bizim bünyemizde 620 firma, 17 üniversite var. Tabii daha o savunma havacılık uzay teması odaklı bir kümelenme. Avrupa'nın da en büyük ikinci kümelenmesi aynı zamanda. Teknoloji çok derin bir konu, çok farklı dalları var. Bizim özellikle bu savunma alanında ana platform seviyesinde Türkiye'nin elde ettiği başarıların daha derinlemesine de yetkinlikler kazanılarak bu alanda daha da güçlü ve ülkenin ekosisteminin, piramidin daha dengeli ve sağlıklı bir şekilde kurulması adına özellikle özel sektör dinamizminin de bu alanlara katılması amacıyla kurmuş olduğumuz bir yapılanma. Kendi başına bir şey yapmıyor bu yapılanma ama
İşte içerisinde büyük ölçekli, küçük ölçekli firmalar var, araştırma enstitüleri var. Bir anlamda sinerji oluşturarak herkesin yetkinliğinin değerlendirildiği ve bu yetkinlikleri en etkili bir şekilde ürün ve hizmetlere dönüşebilmesini sağlayan, arayüz olmasını sağlayan bir yapı ve birçok proje var yer aldığımız. Eğitim projeleri var, savunma sanayi projeleri var, malzeme projeleri var, işte makina projeleri var, sensör yazılım projeleri var. Çok farklı alanlarda birçok projede biz o projeden hayata geçmesi için üyelerimizle birlikte o organizasyon içerisinde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bir yandan o da aslında bir sivil toplum kuruluşu, bir dernek aslında Sağ İstanbul. Bir yandan da ben aynı zamanda TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyesiyim. Tabii TÜBİTAK ülkemizin çok önemli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı kurumlardan. Orada da özellikle özel sektörde sahip olduğum tecrübeler doğrultusunda bu vizyonun gerçekleşmesi adına bir takım projeler var. İşte neler var? Akademik destekler veriliyor TÜBİTAK bünyesinde. KOBİ ölçekli firmalarımıza çok büyük destekler veriliyor. Yine aynı zamanda bilim insanlarımıza destekler veriliyor. Ve yine ülkemizin toplumsal dönüşümünde ve gençlerimizin bilimsel eğitimine katkı sunulması için birçok farklı öğrencilere yönelik de TÜBİTAK projeleri var. İşte bir tanesi Lider Araştırmacılar Projesi. Dünyanın en ileri seviye bilim adamlarının Türkiye'ye tekrar geri gelmesine yönelik projeler. Yine işte az önce söylediğim gibi sanayiye yönelik projeler. Bu projeler de ülkemizde bu teknolojilerin kazanılması, bu yetkinliklerin kazanılması için faaliyet gösteren çok önemli bir araştırma kurumlarının bir arada olduğu bir yapı TÜBİTAK. Ve burada da ben açıkçası işte Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun gerçekleşmesi için kaynakların adaletli bir şekilde dağıtılması, etkin bir şekilde sonuçların elde edilmesi gibi konularda elimden geldiğince orada yönetim kurulu üyesi olarak katkı sunmaya çalışıyorum. Baykar'da yaptığınız çalışmalardan da şöyle ufakça bahsederseniz. Baykar olarak ülkemizde tamamen insan savarıcı teknolojisine yönelik faaliyet gösteriyoruz. Halihazırda 1500 kişilik bir Ar-Ge ekibimiz var. Bundan 20 yıl önce veya daha da geçmişinde 30 yıl önce Türkiye bu teknolojide bağımlıydı. Bunu yurt dışından alıyordu. Alırken birçok kısıtlamaya tabiydi. Veya parasını ödememize rağmen bize bunu vermiyorlardı ve buna çok ciddi ihtiyacı vardı. Biz bu alanda bir aile girişimi olarak 7 kişilik bir ekiple ülkemizin bağımsız bir şekilde bu teknolojiyi kazanması için bir adım attık. Bir girişim olarak bir adım attık. O adım ilk başta mini sınıfı böyle ufak bir uçakla başladı. Daha sonra o sistemin ülkenin kullanımına girmesiyle birlikte daha da büyük ölçekli sistemlerde faaliyetlerimizi yürütmeye devam ettik. Ve sonrasında işte Bayraktar TB2, Akıncı gibi platformlarımızı geliştirdik. Bayraktar TB2 6 yıldan bu yana ülkemizin envanterinde hizmet ediyor. Özellikle terörle mücadelede çok etkin bir şekilde sonuç alınmasında çok büyük katkısı var. Sınır ötesi operasyonlarda başarı elde etmemizde kuvvet çarpanı etkisi var. İşte en son Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını geri kazanmasında tek vatan harekatında çok kritik roller üstlendi. Öyle roller üstlendi ki dünya artık harp doktrinlerini sorgular hale geldi. Türkiye'nin bu elde ettiği başarı tüm dünyada yankılandı. Bir anlamda şunu göstermiş olduk. Ülkemiz kendi insanına güvenirse, kendi kaynakları kendi içerisinde etkin bir şekilde değerlendirmeye yönlendirirse nasıl bir sonuç alınacağına da çok aslında güzel bir örnek olmuş oldu. Biz de bu kapsamda daha da bu işleri ileriye taşıyacak şekilde faaliyetlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bayraktar TB2 bildiğim kadarıyla Avrupa semalarında da uçacak artık. Aslında bu da Milli Teknoloji Hamlesi'yle beraber ülkemize kazandırılmış çok büyük bir gurur. Evet, yani biliyorsun biz hem kendi ülkemizin ihtiyaçlarını şu an bu alanda karşılar hale geldik. Hem de biz özellikle son 3 yıldır dünyaya ihraç ediyoruz bu teknolojiyi. Birçok farklı ülkeye ihraç ettik. İşte Ukrayna gibi havacılıkta 100 yıllık birikim olan bir ülkeye bu alanda SİHA ihracatı gerçekleştirdik. Onlarla yine havacılık alanında farklı işbirlikleri de yapıyoruz. Yine Polonya, NATO üyesi ve Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Onlar da Bayraktar TB2'nin nasıl etkin bir sistem olduğunu gördüler ve tedarik etmeye karar verdiler. Ülkemiz için çok önemli bir başarı. İnşallah bunu artırarak sadece bizim SİHA İHA alanında değil, tüm alanlarda konuştuğumuz şeyler, insanımız bu alanlarda, girişimlerimizde, büyük firmalarımızda birçok aslında başarı örneği var. Bizim bunları daha da gündeme getirmemiz lazım. Onlara sahip çıkmamız lazım. Onların başarısı için
bizlerin de ne gerekiyorsa ortaya koyması lazım. Biz aslında bu şuurun yerleşmesi, bu kültürel dönüşümün, bu anlayışın 7'den 70'e tüm toplumda yankı bulması için faaliyetleri yürütüyoruz. İnşallah başarılı da olacağız, olmak da zorundayız diye düşünüyorum sevgili Büşra. Kısa sürede aslında Milli Teknoloji Hamlesi adında yapılan bu adımlar çok büyük ilerleme kaydetti ve bundan sonraki adımlarda da daha büyük adımlarla ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü toplumda gerçekten çok büyük bir bilinç oluştu bununla ilgili. Ve bahsettiğiniz o 7'den 77'ye kısmı bence ilerleyen zamanlarda gerçek olacak. İnsanlar Milli Teknoloji Hamlesi yolunda emek göstermek için uğraşacaklar diye düşünüyorum ben de. Bu podcast'imizde Milli Teknoloji Hamlesi'ni konuştuk Haluk Bey'le. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı Haluk Bey? Ben teşekkür ediyorum. Benim de ilk podcast'imdi Büşra. Biraz heyecanlı oldu. Ama bir daha yaparız. Yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Sen de bir bursiyersin. Sana da emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Artık bundan sonra her hafta yayınlanacak podcast'lerimiz. Ben tüm herkesi bu podcast'leri dinlemeye davet ediyorum. İnşallah ülkemizde bu alandaki başarı örnekleri buralarda yer alacak. Çok farklı fikirleriyle girişimleri olan veya öğrencilerimiz veya proje yapan takımlarımızı burada ben ağırlayacağız diye düşünüyorum. Ve tüm dinleyicilere sevgi, selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Podcast'imizde bize eşlik ettiğiniz ve bizlerle bu değerli bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederiz Haluk Bey. Sevgili dinleyiciler, gelecek hafta yeni konumuz ve sürpriz konuğumuzla birlikte tekrar sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere.